önce bir mehdiyet küçük sayıda, az sayıda insanla uzun süre bir tebliğ yapacak. İnşallah. Ve halkın bayağı bir kısmı buna karşı duyarsız kalacaklar. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Peygamberimiz söylüyor. Ben söylemiyorum. Evet, inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yıllarca duyarsız kalacaklar. İftira atılacak Mehdi'ye. Talebelerini ezmeye kalkacaklar. Mehdi'yi ezmeye kalkacaklar. Hapse sokmaya kalkacaklar. Her türlü anormallik olacak. Toplum bozulacak. Bütün İslam aleminde ve bütün dünyada böyle olacak. Mehdiyet 313 kişi olduğu hadislerde o kadar fazla belirtiliyor ki. Evet. Kiminde işte şu şekildedir, kiminde bu şekildedir. Ama hepsinde 313 sayısını görüyoruz. Evet. Ama çok fazla sayıda hadis var. Ve insanlar diyor Hazreti Yusuf gibi Mehdi'ye karşı tavır alacaklar. Yani Hazreti Yusuf'un karşılaştığı olaylarla Mehdi karşılaşacak anlamı çıkıyor. İnşallah. Hazreti Musa gibi diyor, o da diyor tehdit altında yaşayacak. Bunun sebebi ne biliyor musun? Toplumda bu iyice bir tahakkuk etsin. Yani Mehdi'nin ne kadar uğraştığı, ne kadar emek verdiği ve insanların da ne kadar duyarsız kaldığı bir iyice bir anlaşılsın. Hı hı. Çünkü yarın bir gün çıkan insanlar der ki biz bilsek hemen yapardık. Anında yapardık. Ben Mehdi'nin zuhur ettiğini bilsem, İslam'ın hakimiyetine imkan olduğunu bilsem niçin yapmayalım? Evet. Yani canımızla malımızla peşinden giderdik dememeleri için Allah böyle bir ortam meydana getiriyor. Bakın bütün Mehdi'nin alametlerini çıkarttı Allah. Hı hı. Tamamını. Kimsenin itirazı yok. Edecek gibi. İnşallah. 7000 yıllık bir ölçüyle de net tarihi de vermiş. Evet. Bediüzzaman'da Mehdi'nin geleceğini kesin dille açıkla belirtiyor. Kendisinden sonra geleceğini. Hı hı. Yapacağı görevleri de belirtiyor. Yani nur talebelerinin de hiçbir itirazı olamaz. İnşallah. Diğer kardeşlerimizde hiçbir itirazı olamaz. Ama bu bir kader işte. Buna rağmen Allah insanların epey bir bölümünün basiret ve ferasetlerini kapatacak bu konuda ve fark edemeyecekler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tebliğini etkisiz kılabilmek için çeşitli tuzaklar kurulacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zamanda dinsizliği temsil eden Deccali sistemin destekçileri tarafından Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı şiddetli bir baskı uygulanacağı haber verilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fikri mücadelesini durdurabilmek için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı engellemek, tutuklamak, yaşadığı yerden sürmek ya da öldürmek isteyecekler ve bu amaçla çeşitli tuzaklar kuracaklardır. Ancak Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi Allah onların kurdukları tüm bu tuzakları bozacak ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı mutlaka inkar edenlerin hileli düzenlerinden temize çıkaracaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah düzen kurucuların, tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Ona bir düzen, tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi cinleri tebliğ yapar mı? Yakışıklı mı? Onlar zaten gelirler. Yani mesela bizim bulunduğumuz alana da, buraya da gelirler. Mehdi'nin çalışma yaptığı, sohbet ettiği yerlere gelirler. İsa Mesih'in çalışma yaptığı yerlere gelirler. Bütün sohbetleri dinlerler. Peygamberimizin de sohbetten dinliyorlardı. Yani hatta milyonlarca olur. Yani çok fazla. Çünkü iç içe giriyor. Ona da keçeleşme diyor Allah ayette. Keçeleştiler diyor. Çok müthiş bir yoğunlukta olurlar. Ama tabii insanlar görürse korkacakları için Allah onu göstertmiyor. Onlar sohbet hiç kaçırmazlar. Yani davet etmeden gelirler. Nitekim zaten cin çağırma seansı yapıldığını dikkat edersen hemen geliyorlar. Hiç bekletme olmuyor. O hazır olduklarını gösteriyor. Yani ne kadar meraklı olduklarını gösteriyor. Mehdi insanlara kendi evinden tebliğ yapacaktır. Herkes
Mehdi'nin çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir babanın, meclisinde ya da tebaasında merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacak. Neşe veren ayetleri ve müjdeleri, yani ahir zaman müjdelerini, sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. Seyyid Murtaza Müştehidi Sistani, Nashar Almaz, sayfa 257. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Mehdi'nin dini tebliğ uslubu, bak dini tebliğ uslubu öyle olacaktır ki insanlar dini, İslam'ı kalplerinin derinlerinden kabul edecekler ve Allah'a büyük bir samimiyette tapacaklardır. Dinden uzaklaşanlar hoşnutluk ve güvenliğin meskenine geri döneceklerdir. Ateist, dinsiz olanlar geri Müslüman olacaklardır diyor. İküt Dürer, sayfa 156, Bihar Envar, cilt 53, sayfa 86, cilt 52, sayfa 36 ve 280. Dini tebliğ uslubu öyle olacaktır ki insanlar dini kalplerinin derinlerinde kabul edecekler diyor. Mehdi anlattığında İnşallah. Öyle zahirde değil diyor. Kalplerinin derinliğinde bilecekler. İnşallah. Mehdi'nin tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerine işleyen ve Allah'a en samimi kalple yönelten türden olacak tebliğ. Dinden uzaklaşmış olanlar ibadetlerine tam bir mutmainlikle ve güvenlikle geri dönecekler. Bak, dinden uzaklaşmış olanlar ibadetlerine tam bir itminanla ve güvenlikle geri dönecekler. İktut Dürer, sayfa 156. Çok az kişinin Mehdi'ye yardım ediyor olmasının sebebi ne? Ahir zamanın berbat olması, yani insanların berbat olması, imanın çökertilmiş olması, deccaliyetin şiddeti, insanların büyük bölümünün imansız olması, deccalın insanları birbirine düşman etmesi, nefret tohumlarını atmış olması, kin ve nefret o kadar yayılıyor ki ahir zamanda Müslüman Müslümanı öldürüyor Peygamberimizin ifadesiyle. Müslümanlar birbirlerini diyor mescitlerde boğazlarlar diyor. Birbirlerine saldırıyor. Görüyorsunuz mesela Şii mescidi diyor, bombalıyor. Sünni mescidi diyor, bombalıyor. Camiler güvenli yerler olması gerekirken katliam alanları olmuş durumda. O ondan nefret ediyor, o ondan nefret ediyor. Öyle bir topluluk içerisinde Cenab-ı Allah 300 kişiyi ayırmış. Küfre, deccaliyete karşı kalplerini birleştirmiş. Muazzam bir mücadele gücü ve imkanı veriyor Cenab-ı Allah. Onlarla bütün dünyada insanların kalplerine sevgiyi, barış düşüncesini, muhabbeti, arkadaşlığı, kardeşliği Allah onların vesilesiyle yine ilka etmiş oluyor. Yakışıklı mı? Ben konuyu anlatırken defalarca söyleyeyim ama onu anlayamıyorum. Orada bir şahsa kafayı takılıyor. Yani haşa Allah gibi görüyor Mehdi'yi. Öyle bir şey yok. Mehdi zavallı bir insandır. Allah'ın gariban bir kulu. Mehdiyet demek İslam aleminin birleşmesinin özet ifadesi. Yani onun sembolik ismidir. İttihat-ı İslam'ın sembolik ismi. İttihat-ı İslam deyince anlamıyor adam. Mehdi deyince anlaşıyor. Yani Müslüman aleminin birleştirip başına bir kişinin geçmesine Mehdiyet denir. Ali, Veli, Mehmet fark etmez. Yani onun kafayı takmayın. Geçtiğinde de o haşa Allah gibi olmaz.
İslam'ı birleştiren Allah'tır. Mehdi birleştirmez. Mehdi Allah vesile eder, o kadar. Durup durup Mehdi işte şöyle, ya Mehdi'nin bir şey yapıyor, gariban bir insan diyorum. Yani Allah'ın zavallı bir kulu. Zavallıdır yani Mehdi. Neden? Çünkü Allah onu bir gecede ıslah eder diyor. Bütün gücü veren Allah. Yani Mehdi'yle yapılacak bir şey yok. Ama İslam aleminin bir merkezde birleşmesini en iyi ifade eden Mehdiyet olduğu için Mehdi diyoruz. Yoksa İslam alemi birleşecek, zaten başına bir insan geçecek. Biz buna zaten Mehdi de demeyeceğiz. Yani ama nasıl anlatalım? Başka türlü anlamazsınız. Bu şekilde anlaşılacağı için söylüyoruz. Yoksa Mehdi olan kişi bana Mehdi deyin demez. Diyene de müsaade etmez. Hiç kimse de Mehdi falan diyemez, onu söyleyeyim. Ama sahibi zaman nezaketen diyebilirler. İşte çeşitli lakapları var. Onları belki diyebilirler. Çünkü hüsnü zannedeceğiz biz. Bilmiyoruz. İsa Mesih için de öyle. İsa Mesih Mehdi mesela görür görmez tanıyor. Hüsnü zannettiği için. Allah'a güvenerek. Mehdi'nin talebeleri Allah'a iman ederler ve Allah'a kimseyi ortak koşmazlar, şirkten kaçınırlar. Onlar namazlarını vakitli olarak muntazam kılarlar. Ve iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar, tebliğ yaparlar. Allah aralarında sevgi ve şefkat yaratır. Birbirlerine eziyette bulunmazlar. Seyyid bin Tavus'tan Saud-u Saud 34 efendim Bihar-ül Envar Urduca çevirisi 284. İsa Mesih, Seyyidine İsa Mesih. Önce İsa Mesih'in gelişini ortam hazırlayacağız. Bu Hristiyan nefretini ortadan kaldıracağız. Hristiyanlarla Müslümanların dayanışmasını sağlayacağız. O çok önemlidir. Kur'an'da ona da dikkat çekilir. Sakın diyor Allah ayette şeytan Allah'a sanırım güzel bir tarzın dışında onlara tartışmayın diyor. Yani güzel bir tarzın. Ve onları hep Allah'ın birliğine davet edin diyor Allah ayette. Şefkatle yaklaşmamızı söylüyor. Onlardan evlenebilirsiniz diyor. Hanımlarla evlenebilirsiniz diyor. Adamlar da onları kesmekten bahsediyor. Kur'an'ın bir kısmını alıyor Yobaz takımı, bir kısmını almıyor. Yani işine gelen alıyor, işine gelen almıyor. Dolayısıyla nefret için zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Ki Kur'an'da ayette nefreti Allah bize söylemiyor. Hatalı yönlerini düzeltmemizi istiyor. Onlara hatalı yönlerde buz edeceğiz. Ama onun dışında düşmanlık istemiyor Allah bizden. İsa Mesih'i de hep beraber göreceğiz. Bu yüzyılın tabii çok büyük olayıdır o, çok dev bir olayıdır. Mehdi yine normal karşılar insanlar da fakat İsa Mesih çok şaşırtıcıdır tabii. Çünkü 2000 yıl sonra başka bir boyuttan dünyaya sunuluyor Allah tarafından. O çok şaşırtıcıdır. Mehdi de yine onun yeteneğine verirler. İşte diyecekler Amerika yardım etti, Masonlar yardım etti. Yahudiler, Museviler yardım etti. İşte derin devletler devreye girdi. İşte o da zeki bir tipti. Ortamda müsait buldular. İşte ideolojiler çöktüğü için, ideolojilerde bir boşluk oldu. Ne yapılacaktı? Tabii ki onun yerine İslam konacaktı. İşte Obama'nın da desteği var. İşte bazı Türkiye'de de destek sağladılar diyecekler. Ve alıp getirdiler bu kişiyi diyecekler başa. Olay bu, bak buraya yazıyorum. Aynısını diyecekler aşağı yukarı, münafık takım bunu söyleyecek. Bu şekilde bir Mehdi zuhur edecektir, bunu göreceksiniz. İsa Mesih'te de yine inanmayanlar olacaktır ama aynı tarif edildiği şekilde göreceksiniz. İsa Mesih'in efendiliğinden anlayacaksınız. Uslubundaki isabet, nezaket, mükemmel karakter, mükemmel uslup, bakışlarındaki keskinlik, sürekli isabet ve sürekli zaferi. Deccaliyete karşı sürekli zaferi. Bu çok dikkat çekecektir. Hep hoş olacak ama hep de insana tabii vesvese olur. Acaba Mehdi ölür mü? İsa Mesih ölür mü? Görevini yapmadan ölür mü acaba? Hep böyle imtihanın bir gereğidir o. Mesela zaman zaman hastalanır İsa Mesih. Acaba bir şey mi olacak diyeceklerdir. Mehdi diyelim mesela suikast yapmaya kalkar. Aa diyecekler, aman Allah'a sevgesin bir şey mi oluyor acaba? İşte böyle yürekleri ıllık bullık derler ya böyle o tarzda giderken insanlar imtihan olmuş olacaklar.
yüksek dimağlar, derin akıllar Mehdi'yi hemen fark eder. Anlaşılmayacak gibi değildir. İsa Mesih'i de bakar bakmaz anlaşılır İsa Mesih. Anlaşılmaz olur mu? Anlaşılır. Peygamber yani nasıl anlaşılmaz? Onların kendine has mükemmel derinliği vardır. Mehdi çile adamıdır. İsa Mesih de çile adamıdır ama Mehdi'ninki çok çetindir. Çok zordur. Onun için Hatem-i Veli'dir. Özetle Mehdiyet hep dostluğu savunacaktır. İşte herkesle dost olmayı, herkesle sevgi bağı kurmayı esas olarak görecektir. Herkesle tebliğ yapmayı hedefleyecektir. Dünyadaki o şeytani kan dökme arzusunu ortadan kaldıracaktır ama sonuna kadar. Sürekli kan isteyecekler dünyada, Mehdi de sürekli kanı geri itecektir. Kanı durduracaktır. Onlar kanı akıtmak istedikçe o kanı saracaktır. Onlar kanı ve şeytaniyeti dünyaya sunmak istedikçe Mehdi durduracaktır. Sabırla, ısrarla ve kararlılıkla devam edecektir. İman hakikatlerini ön planda tutacak diyor Bediüzzaman. Siyasete girmeyecek diyor. Evlenmemesini söylüyor zaten Mehdi'ye. Mehdi hadiste de yok zaten, evlenmeyecektir. Vakti bol olsun. Yalnız vakit ve hal müsaade edemez diyor Mehdi'nin. Bizzat kendisi bu eserleri yazmaya diyor. Yani Darwinizme karşı, materyalizme karşı kitap yazmaya bizzat vakti ve hali müsaade etmez diyor. Ondan evvel bir taifenin uzun tasdikatıyla yazdıkları eserleri kendine hazır bir program olarak alacak, neşr ve tatbik edecek diyor. Ve en mühim özelliği olarak bunu söylüyor Bediüzzaman. Darwinizme, materyalizme, Leninizme, Marksizme karşı mücadelesi, ilmi mücadelesinin en temel görevi olduğunu söylüyor. En önemli görevi budur diyor. Birinci görevi. Sonra diyor şeriat ve hayat gelecektir diyor. Yani İslam'ın kuralları, İslam ahlakına uyulması konusunu sonra uygulayacaktır diyor. Ve Müslümanların geniş çapta desteğini alacaktır. Ülemanın ve evliyaların ve bilhassa her asırda ve her devirde kuvvetli ve kesretli bulunan diyor milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla bu vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır diyor. Büyük vazifeyi yapmaya çalışır diyor. Hadis dahi olmasa diyor. Hadis dahi olmasa öyle olması lazım gelir diyor. Adetullah'a göre diyor. Yani Allah'ın kanunlarına göre öyle olması gerekiyor zaten diyor. Yani ikinci bir ihtimal yok diyor. İkinci bir yol yoktur diyor. Ve Allah adına yemin ediyor yani bu yüzyılda İslam hakim olacak diyor Bediüzzaman Said Nursi. Göreceksiniz diyor. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Mesela İsrail, biraz tedirgin oldu İsrail ama olacağı bir şey yok. İsrail, çıkacak olan Mehdi, onların beklediği Moşiyah'tır. Kral Mesih'tir. 3000 yıldan beri bak rahat etmiyormuşlar, 3000 yıldan beri. 3000 yıl sonra ilk defa dünyada tam anlamıyla korkusuz, güven içinde, huzur içinde, zenginlik içinde, bereket içinde ilk defa yaşayacaklardır Mehdi vesilesiyle. Çölde bile rahat etmemişlerdir biliyorsunuz. 40 yıl Hazreti Musa ile çölde gezmişlerdir. Hiç rahat edememişlerdir. Hep kavimlerin saldırılarına uğramışlardır. Hep katliamlara uğramışlardır. Hitler zamanında da ölüyor biliyorsunuz. Katliam olmuştur. Hiç rahat etmemişlerdir. İlk defa Moşiyah yani Şiloh Kral Mesih Muhammed Mehdi devrinde ilk defa zengin ve bereketli huzurlu hayat yaşayacaklardır. Kaim Mehdi zuhur edince yeni bir tebliğ sistemi, yeni bir iş, yeni kitaplar, bak kitaplarından çıkacak diyor Mehdi, yeni bir yöntem ve hükümle zuhur edecektir ki bu Araplara, bu durum Araplara oldukça ağır gelecektir. İspatul Hüdat cilt 72 sayfa 83. Bak kitaplarla ve yeni bir yöntemle ortaya çıkacak diyor Mehdi. Kaim minbere ilk çıktığında yani tebliğ yapmaya başladığında ondan koyunlar ve keçilerin kaçışı gibi şuursuzca insanlar kaçacaklar. Tebliğ yapmaya başladı. Bak koyun ve keçi gibi. Koyun nasıl boş boş bakar? Deli deli kaçar. Keçi de öyle değil mi? Çok anlamsızdır bakışları falan. Şuursuzca kaçar. Yanına yanaşsan, iyilik de yapsan kaçar. Evet. Mehdi'den kaçıyorlar, dikkat edin. Ama koyun ve keçiye benzetiyor Peygamberimiz. Yani
Çünkü bu hayvanlar müthiş şuursuz ve çok akılsızdır. Yani akılsız oldukları için kaçacaklar diyor. Koyun mantığında, keçi mantığında var. Mesela keçiyle ilgilenen ot ilgilendirir. Yesin, uyusun, geviş getirsin. Değil mi? Bir şey de gördü mü de kaçsın. Koyun gibi huysuz, yani insan ahlakına göre huysuz tabii. Keçi gibi inatçı bir kişilik gösterecekler diyor. Çünkü koyunun nedir huyu? Lakaytlık, ilgisizlik, apati. Keçinin nedir? İnatçılık, yine lakaytlık ve ürkeklik. İkisinde de. Böyle hayvani özellikler gösterecekler diyor ve çok veciz bir açıklama bu. Kimden kaçıyorlar? Mehdi'den. Ne zaman? Tebliğ yapmaya başladığında. Bak tebliğ yapmadan önce kaçmıyor. Tebliğe başladığında kaçıyorlar. Çünkü Allah'ın anılmasını istemiyor. O zaman mutlu olacağını zannediyor.